3. birleşimini gerçekleştirdik. Yine meclis üyelerimizin çok çeşitli konularda çeşitli önergeleri bulunmaktaydı. Bu önergeleri biz gerekli ihtisas komisyonlarına havale ettik. İhtisas komisyonundaki arkadaşlarımız çalışmalarını yapıp meclis gündemine getirecekler, rapor halinde gündeme getirecekler. Bu raporları biz meclis oylarına sunacağız. Yine raporlar meclise sunuldu. Bir önceki ayda daha önce komisyona havale edilen bizim bazı önergeler vardı. Onlar yine rapor halinde meclise sunuldu. Bu raporlardan bir tanesi Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Şanlıurfa Mikrokredi Şubesi'nin bir tescilli tarihi evin talebi vardı. Bu talep meclis üyesi arkadaşlarımız, özellikle komisyondaki arkadaşlarımız tarafından incelendi, rapor haline getirildi. Oradaki restorasyon çalışmalarından dolayı talebe uygun görülmedi. Yine Bedensel Engelliler Derneği'nin sandalyem oldu, yurdumu gezmek istiyorum, sandalyem oldu projesi kapsamında bir tekerlek sandalye talepleri vardı. Plan Bütçe Komisyonu arkadaşlarımız ile gerekli çalışmalarını yaptılar. Bu çalışmalar neticesinde bu tekerlekli sandalye alımı için önemli bir rakam aktardılar. Yine meclis üyelerimiz tarafından kabul edildi. Yine önemli maddelerimizden bir tanesi İl Emniyet Müdürlüğü Hava Meydanı Şube Müdürlüğü'nün görevli personelinin gidip gelmesi için, havaalanına gidip gelmesi için 16+1 bir minibüs talebi vardı. Yine meclis üyesi arkadaşlarımız tarafından olumlu karşılandı, uygun görüldü. Yine o minibüsün alınması için gerekli ödenek sağlandığı takdirde o minibüs alınacaktır. Yine 2012 yılı bütçesinin harcama kanunlarına konulan ödenin yetersiz olmasından dolayı 10 milyonluk bir yeni ek bütçe yapılıyor. Bu ek bütçe, 10 milyonluk ek bütçeyi biz Plan Bütçe Komisyonu'na havale ettik. Plan Bütçe Komisyonu'ndaki arkadaşlarımız bunun bölüşümünü, paylaşımını yapıp tekrar meclis gündemine getirecekler. Ve 10 milyonluk ek bütçenin Şanlıurfa'daki hem merkeze ve kırsala hizmet olarak inşallah en kısa zamanda getirilecek. Bunun dışında evet, Şanlıurfa Lokantacılar, Köfteciler ve Tatlıcılar Odası'nın bir Sezer Evi, tescilli tarihi Sezer Evi'nin bir Urfa mutfağının tanıtımı ile ilgili özellikle bir talebi vardı. Şanlıurfa Lokantacılar Tatlıcılar Odası'nın Şanlıurfa'daki yemeklerin, yemek kültürünü tanıtmak için bir tarihi ev talepleri vardı. O ev şu anda daha önce kira verildiğinden dolayı TRT Şeş Ciğeran'ın dizisi vardı. Daha önce kira verildiğinden dolayı. Dolayısıyla o talep şu an karşılanamıyor. Ama yine de biz o 7. maddesini biz bir komisyonumuza havale ettik. İmar komisyonumuza havale ettik. İmar komisyonumuz gerekli incelemeleri yaptıktan sonra tekrar meclis gündemine getireceğiz. Eğer uygun bir yer bulunduğu takdirde Şanlıurfa Lokantacılar Köfteciler Odası'na İnşallah böyle bir yeri de takdim edeceğiz. Efendim biliyorsunuz Büyükşehir olmakla beraber genel meclisinin kaldırılacağı konuşuluyor. Yasak tasarısı var. Personelleri de alakalı durum. Yani şu an dediğiniz gibi öyle bir söylenti var. O söylenti doğru bir söylenti. İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi ortadan kaldırılıyor. Büyükşehir olan yerlerde. Yani bir çalışma yapılıyor şu anda taslak aşamasında, kanun taslak aşamasında daha meclise sunulmadı. Meclise sunulduğu takdirde tam anlamıyla hepimiz öğrenmiş olacağız. Tabii bir personel bir şekilde değerlendirilir. Nasıl değerlendirilir? Yani artık büyükşehir hizmeti vereceğinden dolayı bu personel büyükşehir belediyelerine de devredilebilir. Diğer kurum kuruluşlarına da değerlendirilebilir. Yani şu an taslak aşamasında olduğu için kesin bir şey yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.